Evet konumuzu bitirdik. Şimdi uygulamamızı yapalım. Ne demiş uygulamamızda? bir ve ikinci sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplayın demiş. Önce bir parçamıza bakalım. Gülümseme iki insan arasında kurulan hem ilkel hem de uygar bir iletişimdi onun için. Birbirini, birbirine gülümseyen iki insan Saniyen onda birinde dudaklardan gözlere sirayet eden mutluluk pırıltısıyla birbirlerinin saygılarını, sevgilerini iletirler. Hiçbir sahteli olmayan bu alışverişte mutluluk elle tutabilen, gözle görebilen bir şeye dönüşür. Ebru son günlerde Azra Kuhan'in bir eserini okurken ilgisini çeken bu parçayı arkadaşlarıyla paylaştı. Onlardan bu parçadan hareketle iletişimle ilgili görüşlerini söylemelerini istedi. Görüşler söyledi diyor. Burada kimler var? Sema. Merve ve Sinan görüşlerini indiriyor. Sizce bu parçayla ilgili kim yanlış bir çıkarımda bulunmuştur Demiş, onu bulmaya çalışalım. Evet, şimdi Sema diyor ki, kişi karşısındakiyle iletişim kurarken sadece dili kullanmaz. Doğru, gülümsemeyle de burada bir iletişim sağlanmış oluyor. Merve demiş ki, kişinin gülümsemeyle kurduğu ilişki, dille kurduğu ilişkiden daha etkilidir. Öyle bir şey bu parçadan e, çıkartabilir miyiz? Hayır, gülümseme de bir iletişimdir diyor sonuç itibariyle. Bu en etkilidir demiyor. Kişilerin vücut ile duygu ve düşünceleri daha gerçekçi yansıtabildiği, daha samimi dediğine göre elle tutulabilen, göze görülen bir şeye dönüşür dediği. Onun için bunu buradan çıkartabiliriz. Merve'nin ifadesi ise yanlıştır. Ebru bu parçada altını çizdiği söz grubunda iletişimin hangi özeline dikkat çekmek istemiş olabilir diyor. Altı çizili yere bakalım. Gülümseme iki insan arasında kurulan hem ilkel hem de uygar bir iletişimdi onun için diyor. Gülümseme insanın kullandığı... İlk iletişim aracıdır diye bir şeyi buradan çıkartamayız. İlkel ama ilk olduğuna dair bir bilgi yok. Sadece gülümseme iletişim kurmak için yeterlidir. Bu da yanlış. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Gülümseme ise onun varoluşundan beri kullandığı bir iletişim aracıdır. Evet en ilkel varoluşundan beri bunu kullanıyor. Orada söyledi. İletişim kurma için gülümsemek bir uygarlık göstergesidir. Bununla alakalı bir veri çıkartamayız. Bunu da yanlış olarak işaretlememiz gerekiyor. Evet. Bu parçaya göre etkinlikte istenenleri yapınız demiş. Konuşmak, hele yazmak yalnızca karşımızdaki ile iletişim değildir. Sözcüklerin bilincimize ve bilinçaltımıza sürekli gönderdiği uyarılarla akan ve kendimize iç dünyamızı kurduğumuz bir iletişimdir aynı zamanda demiş. Bu parçada söz edilen iletişim biçimde gönderici ve alıcı kimdir? Şimdi dikkat edersen buradaki kişi yani konuşmak demiş ve kendine hitap etmiş. Kendi kendine konuşmuş. Dolayısıyla buradaki gönderici de konuşan kişidir. Alıcı da yine Kendisidir çünkü kendi iç dünyasında bu iletişimi gerçekleştirdiği için gönderici de alıcı da konuşan kişidir burada. Evet, bir iletişimde şu üç öge kesinlikle e, olmalıdır diyor. O üç öge nedir? Gönderici, ileti ve alıcı. Bak şuradaki kısma gönderici, ileti ve alıcı mutlaka bulunur. İletişimi başlatan unsur ise kimdir? Göndericidir. Tabii ki oraya G diye yazıyorum ben. İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici yine buraya gönderici gelir. Gönderici durumundaki kişinin ve onun içerisinde bulunduğu alıcının, alıcının ve onun içinde bulunduğu durumun gözünde bulundurması gerekir. Aksi takdirde ney başarısız olur? Bunlara dikkat etmezse iletişim başarısız olur diyebiliriz. Buna dikkat. Evet. Şimdi bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diyor. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri buradaki klasik şey sınavda yazıldığı da karşına çıkabilir. Gönderici, alıcı, dönüt, bağlam o bağlamda inceleyeceğiz. Şimdi bir bakalım. Kaz geçmiş ağacın dibinde yatan karganın karşısına dostane sen her şeyi becerisin bulma kendinde bahane demiş. Bak burada kaz nedir? Göndericidir. Şöyle yapalım. Sen her şeyi becerisin bulma kendine bahane. Bu nedir? iletidir Özenti karga. Özenti karga. Burada kim? Alıcı. Bu sözleri duyunca kendine e, perde ayaklı kaslanmış. Hızla varmış gölün kıyısına yutmak için balıkları bir lokma atılmış suyun içine. E, suyun içine atılması ise nedir? Dönüttür. Değil mi? Yani burada gönderici kas. Peki burada kanal nedir? Kanal. Kanal bunu neyle ifade etti? sesle ifade etmiş oldu kanal. Buradaki bağlam nedir? Bunları bulduktan sonra bağlam da gölün kenarıdır. Gölün kenarı da bu iletişimin gerçekleştiği yer bağlamdır. Evet. Böylelikle bunları da göstermiş olduk. Peki bu parçadaki filtre ve kod hakkında bilgi veriniz. Filtre ve zekat. İğrenç bir espriydi neyse. Bunu <laughs> duymamış ol. Filtre. Buradaki e, filtre nedir? kazın söylediği sözleri, kazın söylediği sözleri karganın kendi zihninde filtrelemesi ve kendini perde ayaklı kaz zannetmesi. Bak buradaki diyor ki kendini perde ayaklı kaz zannetti. İşte o perde ayaklı kaz zannetmesi kısmı nedir? Filtredir. Buradaki kod ise bu iletişim hangi dilde gerçekleşti? Türkçe dilinde gerçekleşti. Buradaki kod ise Türkçedir. Şimdi burada bir e, görsel var. Biz bu görseli iletişim haline getireceğiz. Sözlü olarak ifade edeyim. Burada bir anne var. Burada bir kızı var. Bağlam bir marketteler. Mesela kız eliyle bir şeyleri işaret ediyor. Muhtemelen şöyle oluyor. Kız diyor ki anne bana bu bisküvilerden, bu çikolatalardan alır mısın diyor. Annesi de diyor ki e, ne diyebilir ya alır ya almaz. Biz burada şöyle bir senaryo yapalım. İşte yok kızım bunları yediğin zaman yemek yemiyorsun. Ben sana bunları alamam der. İşte çocuk da üzülür falan filan. İşte bu bir iletişim unsurudur. Biz bunu bu şekilde bu görseli bu şekilde iletişim haline ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Görselde yaratan iletişim ögelerini yazın demiş. Eğer biz burada yaptığımız zaman gönderici <laughs> gönderici küçük kız alıcı annesi oluyor. İleti buradaki bisküviyi istemesi dönüt annenin o bisküviyi alması ya da almaması buna karar vermesi bağlam ise market yani marketin kendisidir. İşte böylelikle iletişimin unsurlarını bu görsel üzerinde ne yapmış olduk? Göstermiş olduk ve böylelikle uygulama testimizi de bitirdik.